İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Yıl boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapan AKM Çocuk Sanat Merkezi, yaz tatilinde de yaz şenlikleriyle çocukların buluşma noktası olmayı hedefliyor. Çocukların kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmeleri amacıyla yola çıkan yaz şenliği, atölye, müzik, dans, resim, yaratıcı yazarlık, arkeoloji gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenliyor. Şimdi bir tane de buradan böyle gelelim. Müzik alanına ilgi duyan çocuklar için ritim, erken müzik, piyano, keman, müzikli masallar atölyeleri, resim yeteneğini keşfetmek isteyenlere resim sevinci, resimle tanışıyorum, seramik atölyesi ve seramik boyama atölyesi, yazmaya ilgi duyan miniklerin yeni hikayeler kaleme aldığı yaratıcı yazarlık atölyesi, seçtikleri hikayeleri mikrofon karşısında seslendirerek sesli kitaba dönüştürdükleri hikaye seslendirme atölyesi gibi birçok etkinlik yaz şenliğinde hayata geçiriliyor. Atatürk Kültür Merkezi atölye çalışmaları ve bu çocukların sanatsal eğitimleri çerçevesinde tercih ettikleri eğitmenler son derece profesyonel. Alanında bu alanda eğitim almış olan eğitmenler. Zaman zaman biz devlet opera balemizin, devlet tiyatrolarımızın ve müzisyenlerimizden oluşan eğitmenlerimizi de bu çalışmalara dahil etme gayreti içerisinde oluyoruz. Yaz şenliğinde ayrıca sürdürülebilir malzemeleri ve farklı teknikleri çocuklarla tanıştıran atölyelerle çocukların farkındalıklarını artırmak hedefleniyor. Göbekli Tepe'den Efes Antik Kenti'ne, Kız Kulesi'nden Sümela Manastırı'na, Hierapolis'ten Galata Kulesi'ne. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde pek çok tarihi ve kültürel mekan ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca 1.414.780 kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçiyi 116.876 kişiyle Pamukkale Hierapolis Antik Kenti ağırladı. İzmir-Efes Ören Yeri 100.233 kişiyle en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekan oldu. Antalya Olimpos Ören Yeri 41.326 kişiyle üçüncü, Trabzon Sümela Manastırı 38.355 kişiyle dördüncü, Galata Kulesi 37.552 kişiyle 5. sırada yer aldı. Doğuş grubunun Doğuştan iyi bir gelecek vizyonuyla 20 yıllığına ana sponsoru olduğu, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe'nin bayram tatilindeki ziyaretçi sayısı 31.066 kişi olarak kayıtlara geçti. Restorasyonu tamamlanan İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi ise 27.398 ziyaretçi ağırladı. Çukurova bölgesinin çağdaş sanat merkezi olmayı hedefleyen Kun Art Space yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Alman ressam Gerhard Richter'in "Sanat umudun en yüce biçimidir" sözünden ilham alan sergi, sanatın iyileştirme gücüne inanıyor.
I Hope ismini taşıyan sergide, çağdaş sanatın farklı alanlarında üretim yapan 18 sanatçının çalışmaları yer alıyor. Resimden heykele, grafitiden dijital sanata birçok farklı alanda işlerin sergilendiği I Hope, 16 Temmuz'a dek ziyaret edilebilir. Harrison Ford'un efsanevi arkeolog rolünü son kez canlandırdığı Indiana Jones ve Kader Kadranı, vizyondaki ilk haftasında gişede zirveye yerleşse de beklenenin altında bir hasılat elde etti. $250 milyon bütçeyle çekilen yapım, Amerika Birleşik Devletleri'nde $60 milyon açılış yaparken, dünya genelindeki izlenmeleriyle toplam $130 milyon gişe rakamına ulaştı. Serinin 15 yıl önce gösterime giren 4. filmi, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı açılışını $100 milyon yapmıştı. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. Yılın en büyük ticari başarılarından biri olan Örümcek Adam, Örümcek Evreni'ne geçiş, 5. hafta sonunda $11.500.000 Amerika Birleşik Devletleri gişesinde ikinci sırada yer alırken, globalde $600 milyon barajını aştı. You can't run forever, kid. I can't lose one more friend. Pixar'ın gişede umduğunu bulamayan filmi Elemental, Doğanın Güçleri, $11.300.000 hasılatla hafta sonunu 3. sırada kapattı. Indiana Jones ve Kader Kadranı, bayram tatili sebebiyle sakin geçen hafta sonunda 26.566 seyirciyle Türkiye gişesine de birinci sıradan giriş yaptı. Vizyondaki 3. hafta sonunu geride bırakan Elemental, Doğanın Güçleri, 24.991 seyirci ile zirveyi yakından takip etti. Alper Mesci imzalı korku filmi Haile, Bir Aile Kabusuysa 22.535 seyirci ile 3. basamakta kendine yer buldu. Tanıyor musun o çocuğu? Hayır. Öyledir. Ağabeyi ölünce kardeşi yengesiyle evlenir. Bu lanet ailenin köklerine bulaşmış ve soyunu kurutmuş. Buçuk yıldır yeni albüm çıkarmamasına rağmen dinlenme rekoru kırdı. Rihanna, müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasına daha ulaştı. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Spotify'da 10 şarkısı 1 milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen unvanını aldı. Yeni rekor, Ocak 2016'dan beri yeni bir albüm yayınlamamış olmasından dolayı daha da önemli hale geldi. Bu durum, Rihanna 7,5 yıl yeni albüm çıkarmasa da dinleyicisi onu zirveye taşıyabiliyor şeklinde yorumlandı. Rihanna, rekor haberini sosyal medya sayfalarında yayınlayarak sevincini hayranlarıyla paylaştı. Rihanna bugüne dek 9 Grammy ödülü, 13 Amerikan Müzik Ödülü ve 12 Billboard Müzik Ödülü ile kariyer basamaklarında zirveyi gördü. Müzik ödüllerinin yanında Riri lakaplı sanatçının 6 Guinness Dünya Rekoru da var. ...2010 yılında ABD Hot 100 listesinde 4 şarkısı birinci olan ilk kadın şarkıcı oldu.
Bir sonraki yıl Rihanna, 2007'den 2011'e kadar 5 yıl üst üste Birleşik Krallık'ta bir numaralı single'a sahip olan ilk kadın sanatçı unvanını aldı. Rihanna 2012'de 47.57 milyonla Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan dijital sanatçı oldu. Sanatçı 2013'te 30 farklı şarkıyla Top 75 listesinde arka arkaya 196 hafta geçirerek Birleşik Krallık single listesinde rekor kırdı. Aynı yıl, Billboard'un dijital şarkılar listesinde 13 şarkıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde dijitalde en çok bir numaralı şarkıya sahip isim oldu. Rihanna, dünya çapında 250 milyondan fazla albüm satışıyla tüm zamanların en çok satan ikinci kadın müzik sanatçısı unvanını elinde tutuyor. Sevilen şarkıcı, 2022'de Amerika'nın kendi servetini edinen en genç kadın milyarderi oldu. Net servetinin 1.4 milyar dolar olduğu açıklandı. Son yıllarda rap şarkıcısı A$AP Rocky ile mutlu bir birliktelik yaşayan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile. Amerikalı country şarkıcısı Morgan Wallen rekora koşuyor. Müzisyenin Last Night single'ı bu yıl 12 hafta boyunca Billboard Hot 100 listesinde zirvede yer aldı. Last Night, Miley Cyrus'ın Flowers şarkısını geride bırakarak yılın en çok liste birinciliği elde eden şarkısı oldu. Vietnam, 21 Temmuz'da dünya sinemalarında gösterime girmesi planlanan Barbie filmini gösterime çıkarmama kararı aldı. What do I have to do? You have to go to the real world. Vietnam, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmek amacıyla kullandığı 9 kesik çizgili haritasına görüntülerde yer verildiği gerekçesiyle Barbie adlı filmin ülkede gösterime girmesini yasakladı. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! 28 Ekim 5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Nermin Abadan Unat oldu. Bini aşkın yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak fuarın ana teması ise Yaşasın Cumhuriyet olarak belirlendi. Taylor Swift'in Eras turnesinden rekor kazanç elde edeceği konuşuluyor. Yeah. 17 Mart'ta turneye başlayan şarkıcı ilk 22 konserinde 300 milyon doların üzerinde hasılat yaptı. Swift'in Ağustos 2024'te Londra'daki Wembley Arena'da vereceği son konserle birlikte 1 milyar 400 milyon dolar kazanacağı iddia ediliyor. Hey.
yüksek dağların tepesinden boşluğa savrulur da giderim. Öyle beyaz ki şeydi. Bıraktığın zamanki gibi loştur her yer hayalin gibi. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.